Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Veradel İmdadu Bi Kaderil İstidat diye Üstad İmamımız, Sultanımız Osman Bedruddin Hazretleri bu başlık ile başlamış. Yani Cenab-ı Hakk'ın Azze ve Celle insana imdadı, yardımı, nusreti, onun istidadı, kabiliyeti, gerçekten gönülden olan talebi kadardır. Gayreti kadardır. Evet, bu Hikem-i Ataiye'de zaman zaman ondan da ders yapıyoruz malumunuz. Atavullah İskenderi Hazretleri'nin bir kibari kelamıdır. Hikem-i Ataiye isimli eserindeki mevzulardan biridir. Bu oradan almış Hazret. Efendim bununla başlamış. İnsanın Allah'tan göreceği yardım Allah ile olan irtibatı kadardır. Allah'a karşı olan istidadı kadardır. Evet, bizde bir söz vardır. Derler ki, çuval der ki, ben 100 kot alırım. Ama iş ki beni harman yerinden kaldıracak bir baba yiğit olsa. Yani taşıyacak kişinin gücü kuvveti yerinde ise çuvalı yükler. Çuvala ne kadar koysan alır. Ama onu kaldıracak baba yiğit, kendi mangal yürekli adam lazım. Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak bize lütfederken, ihsan ve ikramda bulunurken ondan istediğimiz şeylere göre değil, ona karşı işlediğimiz fiillere göre ihsan ediyor. Evet. Biz çok şey istiyor olabiliriz. İhtiyaçlarımız bizim hiç bitmiyor. İhtiyaç bitmiyor. Sürekli Cenab-ı Hakk'a ihtiyaç arz ediyor olabiliriz. Muhtaç olduğumuz şeyleri, bize lazım olan şeyleri Allah'ımıza havale ediyoruz, arz ediyoruz, dua ediyoruz. Üzülüyoruz sonra ki niye bu isteklerimiz gerçekleşmiyor? Hani Allah gani idi, zengin idi, kadir idi, yüce idi? Hani kulunun bir kılı incinsin istemezdi, niye bu isteklerimizi yerine getirmiyor? Evet. Hepinizin malumu meşhur bir fıkra olmuş artık. Yani Nasreddin Hoca çarşıya giderken çocuklar önünü çeviriyorlar. Hocam nereye? Çarşıya. Hocam bana şunu al, bana bunu al. Herkes bir şey ısmarlıyor çocuklardan. Bana şeker al, bana çikolata al, bana düdük al. Bana oyuncak araba al, tabanca al. İstiyorlar, istiyorlar. Akşam üzeri dönüşte hocanın yolunu bekliyorlar. Hoca geliyor, çocuklara selam veriyor. Heybesinden bir tane düdük çıkarıp halkadaki çocuklardan birine veriyor. Diyor, al bu senin. Diğer çocuklar bakıyorlar, bekliyorlar onlar da, istemişler ya. Bizim de istediklerimizi heybeden çıkaracak. Bakıyorlar, heybeden daha başka bir şey çıkmıyor. Yok. Hocam hani bizim siparişler? Yok diyor. Nasıl yok, bu arkadaşa getirdin? Onun siparişini unutmamışsın. Hoca buyuruyor ki parayı veren düdüğü çalar. O arkadaş siparişiyle birlikte parayı da verdi. Dedi ki hocam şu parayı al, bana bir düdük getir.
onun siparişi geldi. Siz heybeden ısmarladınız. Heybede bir şey yok yani. Evet, şimdi bizim dualar biraz o çocukların istekleri gibi muhteremler. Fiillerimizle sözlerimiz birbirine uyuşmadığı için elimiz boş geri dönüyoruz. Adeta lisan-ı hal ile Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki parayı veren düdüğü çalar. Siz bir yandan istiyorsunuz ama bu isteklerinize uygun muamelatınız yok. Harekatınız yok, fiiliyatınız yok, istikametiniz yok. Kuru bir istekten ibaret. Acaba o isteklerimizi bize verseler değişecek miyiz? Maalesef. Nice isteklerimiz verildi, değiştik mi? Kaç kez belki Cenab-ı Hakk'a tevbe ettik. Pişmanlık duyduk. Bu halimizden sıkıntılara girdik. Belki biraz Zülfiyare içimizde dokundu, pişman olduk. Değişeceğiz diye kaç kez söz verdik Cenab-ı Hakk'a. Kaç kandilde belki ağladık. Kaç yakınlarımız öldüğünde onların cenazelerinde pişmanlık duyduk, ölümü gördük, hislendik, duygulandık. Değişeceğiz dedik. Netice. Şimdi o tevbelerimize de tevbe lazım. O riyakarane, gayri samimi yaptığımız o tevbelere yeniden tevbe lazım. Evet. İnsanlığın fiiliyatına bakın. Fitne vizyonlarda, gazetelerde görüyorsunuz. Irak'ta Müslümanlar, Müslümanlar diyeyim. İmam-ı Azam'ın kabrine öyle akın etmiyorlar. İmam-ı Azam'ın kabri saadeti Bağdat'ta. Seyyidina İmam Musa Kazım Hazretleri'nin kabri şerifi Bağdat'ta. Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kabri şerifi Bağdat'ta. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'ta. Daha sayamayacağımız Allah dostlarının makamları, mekanları cennet olsun inşallah Bağdat'ta. Buralara gitmiyorlar. Yeni bir ziyaret ihdas etmişler. Yeni bir türbe ihdas etmişler. Müslümanlar Saddam'ın kabrine gidiyorlar. Akın akın. Ve orada dua ediyorlar. Saddam'ın kabrinde dua ediyorlar. Efendim eylem yapıyorlarmış. Saddam'ın intikamını almak için eylem yapıyorlar. Müslümanlar. Müslümanlar eylem yapıyorlar. Nasıl Saddam idam edilir? Orada dua ediyorlar. Halet-i ruhiye olarak ne diyorlar biliyor musunuz? O dua ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ya Rabbi biz akıllanmadık, bizi kahret. Amerika bize yetmedi, Rusya'yı da üstümüze gönder ya Rabbi. Yedi düel bizim üstümüze gelsin ya Rabbi. Zaten bizim ellerimizden daha Hazreti Hüseyin'in kanı kurumadı. Bütün kainat ya Rabbi. Evet, bu demektir Saddam'ın kabrine gitmek. Allah'tan bela istemektir, musibet istemektir. Böyle bir dua olmaz ki. Dua ediyorlar orada. İşgal bitsin diye. Nerede? Saddam'ın kabrinde.
Niye Geylani'nin kabrinde değil, İmam-ı Azam'ın kabrinde değil, Resulullah'ın torunu Musa Kazım'ın kabrinde değil de Allah'ın düşmanı Saddam'ın kabrinde? Bu bela istemektir. Niye bunu söyledim? Canım sen Saddam'a düşman mısın? Ben bütün kafirlere düşmanım. Bütün diktatörlere düşmanım. Olabildiğim kadar. Allah ve Resulü'nün düşmanlarının tamamına düşmanım. Evet. Hepsine düşmanım. İmanımın gereği. İmanımın gereği. İşte bugün bütün Müslümanların adeta fiilleri böyle. Fiilleri böyle. Türkiye'de de bunu yaşadık. Gördük. Adam diyor ki işte filancanın kabrine gittim. Ta diyor Türkiye'nin öbür ucundan yani diyelim. Adam Kars'tan Edirne'ye geliyor misal. Geldim Fatiha'mı okudum diyor. Fatiha'mı okudum. Ziyaret ettim. Allah rızası için yani. Müslümanın duruşundan, Müslümanın anlayışından, Müslümanın bakışından korkun diyor kainatın efendisi. Yani çekinin, dikkat edin manasında. Niye? Müslüman ilahi ölçülerle her şeye bakar. O Allah'ın nuruyla bakar buyuruyor ya. O nur Kur'an'dır işte. O nur İslam'dır. Müslüman bütün meselelere İslamca bakar, Kur'anca bakar. Resulullah'ın nübüvvet zaviyesinden bakar. Vahyin penceresinden bakar meselelere. Buna dikkat edin buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi Kur'an ile bakan, sünnet ile bakan bir insan yanılır mı? Kolay kolay yanılır mı? Haşa ki Kur'an'da yanlış olsun. Haşa onda yalan olsun. Neyle bakıyoruz acaba? Merak ediyorum. Dünyada olup biten hadiseleri biz değerlendirirken hangi terazide tartıyoruz bunları? Mizanımız, miyarımız ne acaba? Mümin firaset sahibidir ya. Mümin Allah için sevilmesi gerekeni, Allah için buğz edilmesi gerekeni bilir. İmanının gereği bunu bilmesi lazım. Eğer bu firaset Müslüman'da yoksa, bu basiret Müslüman'da yoksa, neyi ne kadar isterse istesin, istedikleri ona dert olur, sıkıntı olur. Bakış açımızı ciddi manada düşünmeliyiz. Hadiselere nereden bakıyoruz? Olayları nasıl değerlendiriyoruz? Yani bize bazı şeyler çok basit dünyevi hadiseler gibi gelebilir. Öncelikle Müslüman dünya ile ahiret arasındaki ayrımı kaldırmalı. Dünyası ile ahiretini birleştirmeli. Biz inanıyoruz ki dünyamız da ahiretimiz de Hazreti Allah'ımızın tasarrufu altındadır. Onun emri üzere hareket etmektedir.
dünyamızın da ahiretimizin de neticelerini değerlendirecek olan Allah'tır. İlahi adalet karşısında hem dünyadaki işlerimizden hem ahirete ait yapmamız gereken işlerimizden dolayı hesap vereceğiz. Dünyadaki işler basitti deyip es geçilmeyecek. Böyle olunca bu iş dünya işi, şu iş ahiret işi diye bir ayrım olur mu Müslüman için? Değil mi ki her şeyin ölçüsünü Cenab-ı Hak bildirmiş? Ölçüler konulmuş. E canım, bu dünyalık, bunda biraz müsamaha var, bunda biraz esneklik var. Ne de var o esneklik? Esnete esnete meselenin asliyetini değiştirdik arkadaşlar. O kadar esnedi ki yırtıldı bu artık. Evet, iman perdesi, edep perdesi, Allah'a karşı ihlas perdesi yırtıldı. Akif bunu güzel ifade ediyor merhum da. Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden diyor. Dinimizden yırtarak dünyamızı yamadık. Ama bir de baktık ki hem dünya hem din gitti elimizden diyor. İkisi de gitti. Evet. Dinimiz alavera dalavera, Kürt Mehmet nöbete hesabı, laiklik anlayışının kurbanı oldu memleketimizde. Dinin postunu böyle dürdüler. Din gitti. Ilımlı İslam, efendim yolumlu İslam derken yoldular bizi, din kalmadı. Dünyamız da zaten batı aldı, götürdü. Evet, onu da Avrupa için feda ettik. Uyuyup duruyoruz. Onlar ninni söylüyor, biz uyuyoruz. Uyku tatlı geldi. Enflasyon tek haneli rakamlara indi. Şu şuraya indi, bu buraya geldi. Çevir kazı yanmasın. Dolanıp duruyoruz. Neyse, mevzumuz bu konular değil. Evet. Allah'tan istiyoruz. Ama isteklerimizin karşılığını, yani onun bizden istediklerine kulak asmıyoruz. Biz istiyoruz ama. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü diyoruz. İstiyoruz Allah'tan. Peki bu isteklerimizin karşılığı var mı? İşte bu senin sayin, gayretin, irtibatın kadar. İstediklerinin sana ulaşması Allah ile olan irtibatın kadar. İnsanlar güya İslam adına işte Saddam'a sahip çıkıyorlar, kabrinin etrafında çadır kuruyorlar, hatim okuyorlar, namaz kılıyorlar, orada dua, onu vesile ediyorlar. Onunla Allah'a tevessül ediyorlar. İnsan burada kör olursa orada da kördür arkadaşlar. Allah kimsenin gönül gözünü kör etmesin. Amin. Burada kör olan orada da kör. Senelerce bizleri de burada halen belki halen sosyetede yaygındır, bilmiyorum, epeydir işitmiyoruz. Sarıyer'de malum Telli Baba Türbesi diye bir türbe var. Senelerdir Müslümanlar
çocuğu olmayan insan var, yeni evlenen insan var, evlenecek insan var. Bu türbeye gidip geldiler. Telli baba, evliyadan bir türbe diye gittiler. Gelin telleri bağladılar, duvaklar bıraktılar, adaklar adadılar. Belki halen bu usul devam ediyor, bilemiyorum ya. Şuursuzca gidip gelmeler. Kimdi bu telli baba? Neydi? Saddam'ın türbesine şimdi gittikleri gibi. Bir Hristiyan papazıydı telli baba. Bir keşişti. Hristiyanlar zamanında onun kabrine gidip gele, onların azizlerinden olduğu için gidip gelen Müslümanlar da gördüler. Burada bir yatır var diye gidip gelmeye başladılar. Sonra yatırı İslamlaştırdık, sahip çıktık. Hristiyanlar çekilince buradan yatır bize kaldı, bizim türbemiz oldu. Gidip gelmeye başladık. Daha böyle niceler isimlerini versem şaşıracaksınız yani. Evet. Bu kadar basiretsizce işlerimiz var. Şuursuzca işlerimiz var. Buralarda gidip dua ediyoruz. Yani evde bir gece kalkıp iki rekat teheccüd kılıp şöyle samimi bir istiğfar edip tevbe edip gözyaşı döküp Allah'a yalvarmak dururken yok telli baba, duvaklı baba, babalara dedelere gidip kendimizi heder ediyoruz. İşte bunun için buyuruyor ki وَرَادَ الْاِمْدَادُ بِقَدَرِ الْاِسْتِدَادِ Hakkın sana imdadının yetişmesi senin istidadın, kabiliyetin, gayretin kadardır. Sen ne kadar yakınsan o da o kadar sana yakın. Sen Allah içinsen o da senin için. Evet. İmdad-ı Rabbaniye İnsanın istidat ve kabulü nispetindedir. Hakkın emirlerini ne kadar kabul edip tatbik edebiliyorsan o kadardır. Bazı kimselere yalnız suri ve cismani ibadat ve taatta muvaffakiyetle imdad olunur. Bazı insanlara imdad zahirde olur. Yani adam beş vakit namazının zahirinde muvaffak olur. Zahir ibadetleri yerine getirir. Haccını yapmıştır, Allah kabul etsin. Namazını kılar. Ama bir türlü bu insan görsünlerden, desinlerden kurtulamamıştır. Camiye gitti mi beni görsünler diye en ön safa geçer. Bir meclise oturdu mu sürekli kaç sefer hac yaptığından bahseder. Yapmıştır hac. Kaç sefer gittiğini söyler. İşte yaptığı ameli böyle anlatmaktan, yaptığı iyiliği başa kalkmaktan hoşlanır. Bundan vazgeçemez. Zahirde muvaffak olmuş gibi görünüyor ama içi harap. Tesbih elinden hiç düşmez. Oynar, oyalanır. Zannedersin bu ne sofu adam. Bir tane zikir söylemez onunla. Boşa döndürür durur. Akşama kadar oynar tesbihle. Bir tane la havle söylemez. Allah böylelerden etmesin. Evet. Bazılarına
hem zahirde hem de batında ahlak-ı ilahi ile ahlaklanmadan, sıfat nurlarına kavuşmada, Allah'ın sıfatlarının tecelline mazhar olmada imdad edilir. Bazı insan da böyle bir himmete kavuşur. İmanı kavileşir bunun. Ameli salihleşir, ahlakı güzelleşir, lisanı güzelir, dürüstleşir, kendi olgunlaşır, kemale erer, muameleleri eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla muamelesi dürüstleşir, temizleşir, meselelere bakması İslamlaşır. Evet, içi dışı pürnür olur bunun. Bazısına da böyle imdad ederler. Ve Cenab-ı Hakk'ın tecelliyene mazhar olur. Onu kudret eliyle tutar Cenab-ı Hak. Onu zatına yaklaştırır. Onu insanların içinde seçer. Evet. Bazı zevata da bunlarla birlikte sırlarının hak ile daim kalmalarına, kendilerinin külliyen aradan çıkmaları nailiyetiyle imdad olur. Yani bazılarına bunların da ötesinde tecelli olur. Bunlarla birlikte, saydığımız bu güzelliklerle birlikte Cenab-ı Hak sırlarını açar bunları. Bunlara kapalı, gizli bir şey kalmaz Allah'ın izniyle. Evet. Elini nereye atsa Allah'ın fazl-ı keremiyle oradan bir şey getirir. Böyle imdad olur bunlar. Bunlar mutasarrıf insanlardır. Allah hazinesinden bunlara lütfeder. Allah adına tasarruf eder bunlar. Gerçek zengin bunlardır işte. Zahirde bir şeyleri olmuş olmamış, hiç dertleri değil bunlar. Evet. Allah bizi onlara bağışlasın. Elhasıl salih ameller, zikir ve fikir, daima hak ile hazır olmak, hakkın huzurunda olduğunu bilmek ve bil cümle ibadet ve kullukta hep tevfikat-ı Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın yardımı, hep imdat-ı Semedaniye, onun imdadı ile, onun tasarrufu ile, fakat bunu herkes idrak edemez. İşte bazı insanlar böyle bir tecelliye mazhar olurlar, böyle bir nimete erişirler ama içimizde olur bunlar, bizle beraber olurlar ama biz bundan agah olamayız. Birçok şeyden uyanık olamadığımız gibi, birçok şeyden haberdar olamadığımız gibi, birçok meselede ayık olamadığımız gibi bunlardan da ayık olamayız, bunlardan da haberdar olamayız, göçer gideriz. Allah yardımcımız olsun. Bu noktada da Cenab-ı Hak bizlere basiret, firaset lütfeylesin. Hakikatleri güneşi gördüğümüz gibi görebilmeyi ve onlarla hemdem olabilmeyi, o hakikatlerin güzellikleriyle hallenebilmeyi bize ve kıyamete kadar gelecek neslimize Cenab-ı Hak kolaylaştırsın, lütfeylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة